Şevval ve Hilal için bu etaptaki ilk 5 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi. D. Deniz, D-E-N-İ-Z. Deniz deneyelim. Güzel. Derya, D-E-R-Y-A. Derya. Devam, D-E-V-A-M. Güzel bir deneme. Devam olabilir mi? Bıraktıkları yerden devam. Efendim güzel, 3950'lere geldik. Kesmiyorum hızlarını. Şevval ve Hilal için o zaman bu etaptaki ikinci 5 harfli lingo kelime geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi G. Goril, G-O-R-I-L. Goril deneyelim. Giriş, G-I-R-I-Ş. Giriş. Gelsin bakalım. Yardımcı olacak mı? Olmadı. O R nerede acaba? Güpür, G-Ü-P-Ü-R. Enteresan bir deneme. Güpür. Gelsin bakalım. Çok yardımcı oldu. Güreş, G-Ü-R-E-Ş. Güreş. Deneyelim. R ve E nerede? Gelmedi. Butonlar aktif. Azat bas yürüsün süre. Gelir mi? Bence birisi bassın yoksa iptal olmak üzere. Azat R var, E var. Gelmedi. Basalım süremiz işlesin. Hay Allah. Güner diyesim geliyor ama olmuyor tabii. Günah. Yani. Kodlayalım. E ve R. G, Ü, N, A, H. Günah. Olmadı ne yazık ki. Gübre olabilir ya. Kesin. Ne kadar göz önünde bir şeymiş. Çok da kullanırız hayatımızda her gün. Aslında ben de şuradan yakaladım. Yani o R ve E o kadar güzel bir noktaya geldi. Sonradan geldi. Öyle yani. Buradan dedim yürüyebiliriz. Tek B'yi aramak lazım. Azat. Yıkıldım. Fırsatlar geliyor. Geliyor vallahi ama. Efendim ne yazık ki bu soruda da kimseye bir şeyi kazandıramadık. Ama şimdi sırada Şevval ve Hilal'in bu etaptaki son 5 harfli lingo kelimeleri var. Buyursunlar. Tamam. Kelimemizin ilk harfi P. Panik. P-A-N-I-K. Panik. Peruk. P-E-R-U-K. Peruk gelsin. Polar. P-O-L-A-R. Polar. Güzel bir deneme. Oldukça yardım etti. Pipet. P-I-P-E-T. İyi yaptık. Süreyi tazeledik. Pipet. Palto. P-A-L-T-O. Palto. Deneyelim bakalım olabilir mi? Ne yazık ki değil, butonlar aktif. Plato. Plato dedi Azat. P-L-A-T-O. Oldukça hızlı bastı Katya. Azat bitti da. Mi? Plato geldi. Plato cevabıyla 3310 liraya geldik. O kadar inanmıştık ki. Evet. Ama evet. Olmayacağını düşünüyorduk. Ben böyleydim. Azat tebrik ediyorum. Vallahi. Ama şimdi bir şeye daha ihtiyacın var. Puzzle kelimeyi bilememeleri lazım. Evet. Ya siz zaten garantilediniz sanki. Hani mesela... Arkadaşlar garantilemediniz. Sakın evet, bu şeye uymayın. Gelmeyin. Sakın uymayın. 3950 liradayız. İyi gidiyoruz. Bulal bakalım şu puzzle kelimemiz gelsin ne olacağını görelim. Efendim. Hadi bakalım. Şevval ve Hilal için ve aynı zamanda Azat'ın umutları için. Azat'ın umutlarını söndürecek olan 10 harfli puzzle kelimemiz ekrana geliyor. Arkadaşlar ipucu cümlemiz şöyleymiş. Buyursunlar. İç açıları toplamı 360 derece. Dikdörtgen. Dikdörtgen olabilir mi? Neden olmasın? 4.990 lirada Şevval ve Hilal. Birinci masamız Ahmet ve Katya 4.810 liradalar.
Tebrik ediyorum. Üçüncü etapta beraberiz. Teşekkür. İstiyorsanız kimin bizimle beraber olmadığını şöyle bir bakalım. Azat ve Ece. Evet. Kim bakalım? Yani. Emin miyiz? Çok samimi söylüyorum. Çok keyifli. Ben kendi adıma zaman geçirdim. Siz de seyrederken eğleneceksiniz. Seyreden seyircilerimiz de eğleniyorlardır kesin. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Aynen. Sizle tanışmak. Çok güzel kaybettik bence. Değil mi? Değil mi? Bence çok temiz kaybettik. Çok tatlı kaybettik. Çok iyi kaybettik. Vallahi tatlı kaybettiler. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum Azat ve Ece'ye. Bizler Ahmet, Katya, Şevval ve Hilal'le beraber Lingo Türkiye'de 3. etapla devam edeceğiz. Lingo Türkiye eğlence ve yarışma dozu oldukça güzel bir bölümle devam ediyor efendim. 3. etapımızdayız. Gerçekten kıyasıya sadece 180 liralık bir fark var arada. Şahane bir 3. etap olacak ama burada artık takım oyununu bırakıyoruz. Burada size ikişer tane 4, ikişer tane de 5 harfli lingo kelime soracağım. Şimdi bir aramızda bir konuşalım. Kimler 4 harfli kelimeler için yarışacak, kimler 5 harfli kelimeler için? Sonra lütfen benimle paylaşın. Anlaştık. Biz anlaştık. Ben 4'üm. Ne diyorsun sen? 5'li. Emin misin? Zaten 5'li. Tamam, biz okeyiz. Biz de okey. Sizinle başlayacağız zaten Ahmet ve Katya. Nedir durumumuz? Katya 5'te yarışmak istiyor. Bana da 4 kalıyor. 4 harfli kelimelerde Ahmet var. Sizde durumlar nasıl arkadaşlar? 4 harfli kardeşim, 5 harfli ben. Neden? 5 harfli kelimelerde ablam normalde daha iyi. Normalde daha iyiyim. Hadi bakalım göreceğiz. O zaman şimdi Hilal ve Ahmet lütfen siz masada kalın. Katya'yı ve Şevval'i arkaya doğru uğurlayalım. Ahmet seninle başlayacağız. Ufacık bir geride olduğumuz için. Evet. Güzel bir etap olmasını diliyorum ikiniz İnşallah. İçin de. Ahmet 5 hakkında kelimeyi bulamazsa veyahut olmayan bir kelime söylerse hiç butona basmamıza gerek yok. Hilal senin cevaplama hakkında olacak. Tabii aynı şey senin için de geçerli olacak. Efendim güzel bir 3. etap olacak bence. O halde şimdi Ahmet için bu etaptaki ilk 4 harfli lingo kelime ekrana geliyor. Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi A. Azat. A-Z-A-T. Azat. Kulaklığı analım arkadaşımızı. A var ama orada değil. Akar. Yani o A orada değil. Olsun, kodlayalım. E, A-K-A-R. Ayna. A-Y-N-A. Ayna. Güzel bir deneme olabilir mi? Oo. Çok yaklaştık. Ayma. A-Y-M-A. Ayma. Olabilir mi? Son hakkımız ne kaldı? Ne olabilir? Atıyorum. Ayda. A-Y-D-A. Ayda. Deneyelim efendim. Ayda olabilir mi? Maalesef değildi. Hilal, bir deneme hakkımız var. Hazırladık. Ayla. A-Y-L-A. Ayla. Ayla olabilir mi? Maalesef değilmiş. Ayça mıydı yoksa? Yok. Ayça'ymış efendim. Hiç isim aramadım yani. Yani keşke Ayda diyeceğimiz Ahmet evet, en azından. Aynen. Bu arada ayma ayırma işi olarak yok, geçiyor ayılma sözlükte. Yok aslında söyle. Biz onu aslında sözlükteki anlamı o. Yani ayırma evet. işi ama biz şimdi gündelik hayatta bir şeyin farkına varma evet, gibi. Evet konuya aymak gibi düşündük. Kullanmaya başladık. Tabii sadece isim gibi de düşünmemek lazım. Bazı isimlerin karşılığı yok sözlükte tabii, tabii. ama Ayça... alem hilal anlamına da gelen bir kelime. O yüzden oradaki karşılığından aslında yakalayabilirdik. Evet. En azından Ayda'dan daha iyi bir cevap olabilirdi Ahmet. Evet. Bilmiyorum. Ama fena gitmiyoruz. Şimdi o zaman Hilal için gelsin bakalım ilk 4 harfli lingo kelime. İlk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi D. Ders. D-E-R-S. Ders. Deneyelim. Drone, D-R-O-N. Drone, D-R-O-N. Maalesef sözümüz yoktu. Ahmet, 3 hakkımız var ve kelimemizde R var. Deri. Süreyi yenileyelim. Aynen öyle. Kodlayalım. D-E-R-I. Deri. İyi de varmış. Deri.
gelsin bir kelime. Denk. Gene süreyi yenilemiş olalım. D-E-N-K. Son hakkımızdır. İ ve R var. Kodlayalım. D-A-İ-R. Dair olabilir mi? Neden olmasın? Gerçekten şurada bana mesai yaptırdın Ahmet. Katya varken en azından dirseğiyle kodla diye buraya. Tabii canım. Katya zaten bu kadar uzatmaz. Hayır ama en azından kodlayalım mı? Ben her seferinde söylüyorum ya sana. Katya dirseğiyle kodlama işareti veriyordu sana. Dair cevabı olsun sen bil de. Ben her seferinde tekrar söylerim. 5 milyon liraya geldik. Güzel.